odaları gibi masamı falan süslemişlerdir. Ne bileyim sanki böyle içim dışım temizleniyor gibi bir his bırakıyor bende. Bilmiyorum şunu hiç gördünüz mü? Ne olduğunu biliyor musunuz diye. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar ve videoyu gördünüz zaten ne kadar güzel masamı falan dekorasyon etmişler. Orayı temizleyene kadar yarım saat geçti gerçekten. Ondan sonra bir de böyle güzel bir paket yapmışlardı. İçinde yarım kilo şok kuponuz vardı. Benim şok kuponu sevdiğimi bildikleri için. Ondan sonra bir tane Amazon hediye çeki 25 euroluk. Arkadaşlar biz hepimize böyle yapmıyoruz. Nasıl yapmıyoruz? Yani 8 kişiyiz ve 8 kişi toplandık. O 8 kişinin arasından kim doğum günü olursa herkes 5 euro veriyor. Ondan sonra ona göre hediye alıyoruz ve böyle masasını süslüyoruz yani. Bana dediğim gibi bu Amazon hediye çekini çünkü biliyorlar sırf Amazon'dan alışveriş yaptığımı. Ve şu kartın güzelliğine bakar mısınız? Bunu bir iş arkadaşım yapıyor. Özel olarak böyle bir tane kaligrafi deniliyor Almanca'da. Türkçeden olduğunu bilmiyorum maalesef. Kaligrafi yazma seminerine gitti. Şey yaptı. Kartta arkada da çok güzel şeyler yazıyor. Resmini göstereyim size paketin. Çikolata tarafından iş yerinde bıraktım. Hepimiz yiyelim diye. Öyle ben şimdi eve geldim ve benim doğum günüm olduğu için annem her sene böyle bir tane pasta benim için rezerve yani yaptırıyor yani. Ama maalesef kendisi bu korona yüzünden hala evde oturduğu için anlatmıştım arkadaşlar nedenini. Kendim sipariş verdim. Bir de Markus benim için annemden bana güzel bir tane çiçek verecek. Kayınvalidemler gelecek arkadaşlar. Sanırım görümcem sonra gelir. Sanırım komşularım sonra gelir. Böyle yani. Markus benim gerçekten sürpriz etti. Çünkü Markus'u aslında akşama bekliyordum. Ama o da yarım gün söylemiş miydim ben size bunu daha önceden. Markus yarım gün tatil almış. O da eve gelsin diye. Ve bizim iş yerinde arkadaşlar bu çoğu yerde yok. Bizim iş yerinde böyle bir uygulama var. Yani kimin doğum günü hafta içine düşerse yarım gün tatil iş yeri ona hediye ediyor doğum gününde. Tabii ki cumartesi pazarı düşerse o zaman şansına küs gibisini. Neyse. Öyle. Bakalım bugün daha ne olacak. Akşam oldu bile arkadaşlar. Tam olarak temin ne çektiğimi bilmiyorum. Bakmadım da. Neler oldu şimdiye kadar? Kayınvalidemler bize geldi. Ondan sonra komşum Nicole bana geldi. Kocasıyla beraber. Ondan sonra bir de görümcem geldi. Hepimiz masada oturduk. Kahve içtik. Ondan sonra o tuzlu şeyler var ya onları ev içinde yapmıştım. Ondan sonra size göstermiştim galiba. Annem bana her sene kalp frambuazlı pasta sipariş veriyor. Ondan yedik. Gerçekten güzel vakit geçirdik. Ondan sonra şimdi de annemlere uğramıştım arkadaşlar. Oradan geldik. Annemlere ufak bir alışveriş yaptık. Su aldık. Ve şimdi hediyelerimi açıyorum. Gerçekten çok güzel şeyler var. Bir şey var arkadaşlar. Şu ne olduğunu bir dakika göstereyim. Şunu kayınvalidemde görmüştüm. Bilmiyorum şunu hiç gördünüz mü? Ne olduğunu biliyor musunuz diye. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla tam olarak da bilmiyorum arkadaşlar. Okumam gerekiyor. Ama nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim. Bakın şöyle bir Almancası Docht. Gaz lambalarında olur ya böyle ip gibi bir şey. Şimdi bu ipi bu şişenin içine koyuyorsunuz.
Tamam mı? Şimdi ben size yapayım şöyle bir. Şöyle içine koyuyorsunuz. Şunu arkadaşlar. Bunu koyuyoruz. 3'te 2'si dolması gerekiyor ondan. Bunun bir de kapağı var. Şöyle bir kapağı var. Tamam mı? Şimdi bunu koyduktan sonra arkadaşlar şurayı çakmakla yakıyorsunuz. Burası yanıyor. Buradan böyle bir tane ateş çıkıyor arkadaşlar. Bu ateşi galiba 1 dakika boyunca mı? Birkaç vakit ama çok değil yani. Ya birkaç saniye ya da 1-2 dakika. Yanmasını bırakıyorsunuz. Ondan sonra ateşini üflüyorsunuz. Ve bu kapağını, şu kapağını üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve odanın bir tarafına koyuyorsunuz. Hangi odada koku varsa. Ondan sonra bu şişeyi arkadaşlar bu kapaktan, şu delikli kapaktan işte o odada, mutfakta bilmem ne falan 20 dakika bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Ondan sonra bu kapağını alıyorsunuz, bırakıyorsunuz ve normal kapağını kapatıyorsunuz. Yani artık hiçbir şey çıkmasın koku diye. Ve kullandığınız odada, o 20 dakika kullandığınız odada sigara kokusu olsun, balık kokusu olsun, kızartma kokusu olsun, artık ne kokuları düşünebilirsiniz artık, onu hemen mahvediyor. Yani koku diye bir şey kalmıyor. Öyle diyeyim ben size. Bir de şu kokuların, dediğim gibi bir tane nötralize var. Ondan sonra lavanta kokusu var. Galiba gül kokusu var. Limon kokusu var. Bir sürü kokuları var. Fiyatını tam olarak kaç para olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bana şimdi hediye geldi ama bakarım ben sizin için. Ve Türkiye'de var mı bilmiyorum. Sanırım Fransız bir marka. Evet, Paris yazıyor. Lampe Berge Paris yazıyor üstünde. Bakın şurada. Şunu bir bakayım, burada Türkçe şeysi var mı? Kullanma kılavuzunda. Belki orada buluruz. Türkçe. Türkçesi bilen var. Arkadaşlar. Lampe Berge'i nasıl kullanacaksınız? Şimdi ben size anlatayım bunu. Lampe veya Lampe Berge ortamdaki istenmeyen kokuları giderir ve evinize hoş bir koku verir. Alevsiz olarak parfüm yayarak çalışır. Boşaldığında Lampe Berge'i yalnızca parfüm de Meissen Lampe Berge ile doldurun. Yani başka bir şeyle doldurmayın diyor. Ondan sonra şişeyi dikkatli bir şekilde kapatın. Brülörü ve söndürme başlığını yerlerine takın. 20 dakika bekleyin. Çalıştırmak için söndürme başlığını çıkarın. Kibrit veya çakmak yardımıyla yakın. 2 dakika bekleyin. Alevi üfleyin ve kuruyucu kafesi takın. Çalışma halindeki Lampe Berge maksimum 1 metrekare için 1 dakika öyle bırakmanız gerekiyor. Yani ortalama 10 metrekarelik bir oda için arkadaşlar maksimum 20 dakika. Doldurmak için kuruyucu kafesini çıkarın. Söndürme başlığını brülörün üzerine takın. Kuruyucu kafesini yerine yerleştirin. Lampe Berge alevsiz çalışır. Kullanım sırasında canlı alev bırakmayın. Tamam. Bir araç içinde kullanmayın. Yalnızca parfüm demeyesin. Lampe Berge'de kullanın. Orijinal bir Lampe Berge ürünü sahip olduğunuzdan emin olun. Tamam. Dediğim gibi şunların falan değişik kokuları var. Ve burada da yazıyor. Yani en fazla 2 dakika canlı ateş olacak. Ondan sonra en fazla 20 dakika maksimum şu kafesli kapağını koyduktan sonra ortama, dediğim gibi o parfüm koku veriyor veya nötralize ediyor işte. Ve ondan sonra şu kapağını kapatıyorsunuz ve tamam, bir yere böyle. Hem de şişelerin, yani onu da söyleyeyim, bu şişeler böyle değişik değişik. Kayınvalidemde çok başka bir şişe var. Dekoratif yani şişelerde. Evet. Böyle arkadaşlar ve bundan da vlogu bitireyim diyeyim en iyisi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kendinize lütfen çok 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 iyi bakın. Sağlıklı kalın. Çok öptüm sizi. Bye bye.